olmasını istiyordum. E ne var canım? Demiş şehre benzedin. Ooo Ömer Bey. Bu ne şıklık böyle? Evet. Akşama randevunuz mu var? Ama cebim delinmiş. Bu krizde kimin cebi delinmedi ki Ömer Beyciğim? Unut bunu yercesi. Ben de sinemaya gelmiyorsun. Niye ki? Arkadaşlarım bile daha iyi davranıyor bana. Çünkü onlara sadece 6 aylık ömrün kaldığını söyledim. Bu akşam iznim kaça kadar? Eğer yer cücesiyle gidersen 10'a kadar. Yer cücesini bırakır da gidersen 9'a kadar. Gel hadi. Bu da bitti. Tamam, teşekkür ederim. Derdi. Aa. Sen nereye gidiyorsun Pertey? Bu akşam Uçter toplantım var. Uşaklar Derneği toplantısı, Uçter. Çılgın bir gece olacak desene. Evet. TP kapı zillerinin seslerini koyuyoruz, hiçbirimize kalkıp açmıyoruz. Oh, Duygucuğum, anlaşılan bu gece evde sadece sen ve ben kaldık. Benim işim var. Murat yemeğe çağırdı. Annesi yalancı dolma yapmış. Ben de geliversem. Dolmalara belki zorla gerçeği söyletiriz. Kusura bakma. Murat'la ilişkimiz biraz hassas bir aşamada. Zaten benden başka herkesin kendine ait bir hayatı var bu evde. Merhaba Melek. Oh, şükürler olsun. Merhaba Serap. Evde olacağını biliyordum. Evde kaldım, resmileşti artık zaten. Bu akşam evde tek başına filmi var. Bak 10 tane diyet çikolata getir. 10 tane diyet çikolata. Diyetse 40 tanesi zafiyettir herhalde Serap. Sana haberlerim var. Selim Nihal'den ayrılmış. Aa, sen nereden biliyorsun? Muha. Muhallem haber ajansı. Peki Selim'in sürekli seni sorup durduğunu da söyledi mi? Umurumda değil. O mağazada onu bırakıp çıktıktan sonra. Yo, hatırlarsan o seni terk etmişti. Ayrıca Nihal'i işe alabilmek için seni işten atmıştı. Ayrıntıları tam hatırlayamıyorum. Çok zaman oldu. Melek, aslında bir konuşsan onunla diyorum. Birbirinize çok yakışıyordunuz. Bak Serap, o mağazaya bir daha adımımı atmam. Adam beni terk etti. Şimdi de sen onu terk edebilirsin. Kaçta geliyor mağazaya o iblis?